23 Nisan Çarşamba gününden herkese günaydınlar. Bugün günlerden çarşamba. Hava şöyle güzel. Hafif esiyor, rüzgar var ama serin yani. Böyle çok soğuk değil, çok da sıcak değil. Güzel bir gün. Bugün yeğenimi okula ben kendim getirdim. Bakın. Biraz korktu. Bugün yeğenimi okula yürüyerek getirdim. Hava güzeldi. Yürümek istedi. Ben de onu yürüyerek getirdim. Servisle göndermedim. Şimdi onu okula bıraktım. Ben de eve dönüyorum. Duymuş olduğunuz gibi zil çaldı. Şimdi eve gidiyorum yürüyerek. Şöyle en sevdiğim mevsim bahar. Ağaçlar yemyeşil, çiçek açmış. Hepsi tomurcuklanmış. Evet, ben şimdi eve geldim. Temizlik için üzerimi değiştirdim. Hemen pijamalarımı giydim. Size evi de göstereyim hemen. Terliğimi getir kızım. Kızım terliğimi ver. Gördüğünüz gibi salonun nikahını şöyle işgal etmiş durumda. Oyuncakları, yastıklar falan yerlerde. Zaten dün akşamdan oturduğumuz gibi bıraktık. Şöyle nikahım oyun oynuyor ve burada oyuncakları var yerlerde. Şu an bırakır mısın kızım çorabımı? Çorabımı istiyor. Hemen şöyle bir evi göstereyim size. Şöyle burada çocuğun sınav notları vardı. Nikah Hanım'ın da bazı eşyaları var. Onları toplayacağım. Şöyle burada Nikah'ın en sevdiği oyuncak. Ses çıkarıyor bu. Gösterelim mi anneciğim? Dur bakalım. Vermeyecekmişsin. Ver ver ver. Getir, getir anneciğim. Getir bana. Şöyle mutfağımda zaten sahurdan toplamıştım. Tezgahım temiz. Şöyle ocağımı falan sildim akşamdan. Tertemiz bir şekilde bıraktım. Bugün mutfakta pek işim yok. Bugün bayram temizliğine girişmek istiyorum. Buradan da ablama merhaba demek istiyorum. Bu videoyu izlerken ablam çok kızacak biliyorum ama maalesef bir yandan temizliğe başlamam gerekiyor. Onlar zaten çalışıyorlar. Çok yorgun oluyorlar. Hafta sonu da bir iki gün, yani iki günleri var, cumartesi, pazar. Onda da zaten pazar günü pazar alışverişi, market alışverişi falan yapıyoruz. Cumartesi günü annemi ziyarete gidiyoruz. Geliyoruz, yemek yapıyoruz. Yani işlerimiz oluyor. Ne bileyim, hafta sonu pek fazla vaktimiz kalmıyor. O yüzden ben yavaş yavaş temizliğe başlayacağım. Bu videoyu izlerken de ablam biliyorum bir sürü kızacak. Ben sana beni bekle demiştim. Birlikte yaparız falan demiştim diyecek. Buradan da ablama selam olsun. Maalesef sizi düşündüğüm için başlamak zorundayım. Hemen salona geçelim. Yavaş yavaş temizliğimize başlayalım.
Evet, ben şimdi salondaki temizlik işimi bıraktım, bitti. Sadece perdelerimi ütülemem kaldı. Onları da birazdan halledeceğim. Öncelikle akşam yemeğini planlayalım. Dün akşamdan yapmış olduğum pirinç pilavı hala duruyor. Fazla kaldı. Onun yanında bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şöyle ben kuru börülce almıştım marketten. Onu haşlayacağım. Onun yemeğini yapacağım. Bir de yanına şöyle çoban salata yapmayı düşünüyorum. O şekilde hemen bunları bir ıslayalım, yıkayalım. Hemen ocağın altını yakalım. O kaynarken bir yandan dün aldığım suyun yoğurt olması lazım artık. Çok fazla bekletemem. O yüzden bunu koyalım, hemen ona başlayalım. Dolaptan çıkarmış olduğum sütün kaymağına bakacağız şimdi. Ne kadar kaymak çıkacak? Bir tane saklama kabı alayım. Suyu kaynatmıştık. 12 saat boyunca dolapta kaldı. Şimdi hemen şöyle bir tane süpürge alalım. Böyle kenarlarından yavaşça yavaş yavaş kenarlarından çok merak ediyorum ne kadar kaymak çıkacak. Bu videoda gördüğüm kadar kaymak çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Bu arada nereden bakarsanız 300 gram kadar bir kaymak çıktı. Böyle 150-300 gram kadar var kaymak. Gerçekten dedikleri kadar çıkıyormuş. Kaymağı sonra inceleyeceğiz. Öncelikle bunun da altını yakayım. Dolaptan çıkardığım için. Biraz ılıması lazım. Yoğurt olabilmesi için. Kaymak gerçekten yoğun bir şekilde. Kıvamı da gayet güzel. Şekilde. Benim kabım bayağı büyük ama nereden bakarsanız şöyle. Böyle. Yumruğumdan daha büyük. Bayağı da büyük bir kaymak oldu. Bunu akşam sahurda deneriz. Nasıl bir lezzeti var, oranı nasıl, kıvamı nasıl, bunu sizlerle paylaşırım. Şimdilik bunu dolaba kaldırıyorum. Sütüm birazcık ılayacak. Dolaptan mayam alıp geliyorum. Böyle bir yemek kaşığı gibi bir yoğurdum var. Hemen şöyle özüyorum. Sütüm ılayınca da içine karıştırıp tenceremin içine alacağım. Serçe parmağımızla kontrol edebiliriz. Parmağımızı soktuğumuzda 5-6'ya kadar saydığımızda parmağımız yanmıyorsa yoğurt olma kıvamına gelmiş demektir. 1,5 yemek kaşığı kadar bir yoğurt yaptım. Şöyle çırptım. Hemen sütten 1-2 kaşık alıyorum. Yoğurdumu inceltiyorum şu şekilde. Yoğurdumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Karıştırıyorum. Hangi kapta yapacaksanız onun içinde yapabilirsiniz. Ben şimdi bu kapta yapıyorum. Normalde bu kapta da yapabilirsiniz yoğurt kabında. Dolapta yeriniz ne kadarsa, hangi yani nereye koyacaksanız alanınız varsa ona göre yapabilirsiniz. Ben şimdi tencerede böyle karıştırdım güzelce. Yoğurt kovasına böyle yakından. Bu şekilde yoğurdu kovama aktardım. Yoğurt kovama aktardım sütümü. Şimdi bunun ağzını kapatıp 3-4 saat boyunca
koyarak beklemesi gerekiyor. Ondan sonra dolaba koyacağız. Tabii yoğurdu kesmeden önce en az 10 saat bekletmemiz gerekiyor. Ben hemen şöyle kapağını kapatıyorum. Bunu fırında bekleteceğim. Yoğurdumu fırına koydum. Fırının ısısı her zaman sabit oluyor biliyorsunuz ki. O yüzden fırına koydum. Üzerinde şu şekilde sofra beziyle örteceğim. Şöyle sofra beziyle güzelce sardıktan sonra fırın kapağımı kapatıyorum. 3-4 saat, belki 5 saat burada bekleteceğim. 5 saatten sonra çıkartabiliriz. Çıkardıktan sonra da hiç açmayarak 5-6 saat boyunca dinlendireceğiz. Direkt buzdolabına almıyorum. Ben dışarıda bekletiyorum. İsterseniz sizler buzdolabına da alabilirsiniz. Börülcelerim oldu. Şu şekilde elinizle ezebiliyorsunuz. Ezebiliyorsanız tamam demektir. Bunları süzeceğim süzgeçte. Onu oraya koydum. Hemen soğanlarımı doğradım. Birazcık sıvı yağ ekledim. Böyle kavururken hemen börülcelerimi süzüp geliyorum. Soğanlarım burada kavrulurken ben hemen salçamı ayarlayayım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Böyle dolu dolu tabağa alıyorum. Bir yemek kaşığı da biber salçası. Onu da şöyle bir kaşık kadar alıyorum. Salçamın üzerine biraz sıcak su ekliyorum. Salçamı açacağım. Bu şekilde de koyabilirsiniz ama ben genelde yemeklerde bu şekilde tercih ediyorum. Kaynatmış olduğum kettle'daki suyumu da ekliyorum. Böyle üzerine geçene kadar ekleyeceğim. Zaten kaynayacak. Böyle bir tur karıştıralım. Evet. Kaynamaya bırakalım. Yemeğimiz hazır. Evet. Biz karnımızı doyurduk. Çok şükür. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Çayımızı içtik. Çayımızı içerken sohbetimizi ettik. Saat şimdi 10'a geliyor. Yavaş yavaş artık yatma zamanı geliyor. Dün de zaten çok yoruldum biliyorsunuz. Bayağı detaylı şekilde temizlik yaptım. Yarın da devam edeceğim. Bu sefer mutfağı falan temizleyeceğim inşallah Allah izin verirse. Yarına sağ salim çıkabilirsek. Çok yoruldum. O yüzden videomu kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.